ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 9 Mayıs 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen İl Engelli Meclisi üyeleri, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara maske takarak dikkat çekti. Edirne'de engelliler alanında çalışmalar yapan çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan İl Engelli Meclisi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. STK temsilcileriyle çok sayıda engelli vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla maske takıldı. Basın açıklamasını okuyan İl Engelli Meclisi Başkanı Nilüfer Sivrikaya Tokgöz, engelli bireylerin toplumun tüm alanlarına katılmalarının teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Engelli bireyler toplumun önemli bir parçasıdır ve onların haklarına saygı duyulması insan haklarına olan inancımızın bir göstergesidir. Ancak birçok engelli birey hala temel haklarına yönelik ihlaller yaşamakta ve ayrımcı tutumlara maruz kalmaya devam ettiğinden bir defa daha toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları hatırlatmak ihtiyacı duyuyoruz. Engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarına saygı duymak için daha fazla çaba sarf etmeli ve onlara eşit fırsatlar sunulmalıdır. Yaşanan sorunlara çözüm bulmak için her seviyede politika yapıcılar, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalıdır. Bu nedenle engellilik alanında savunuculuk yapan sivil toplum örgütleri olarak çağrımız şudur. Engelli haklarının korunması. Engelli bireylerin insan haklarına saygı duyulmalı ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edilmelidir. Yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması ve gerektiğinde güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Erişebilirlik standartlarının arttırılması. Engelli bireylerin fiziksel çevre, iletişim ve bilgi dahil tüm yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmak için erişebilirlik standartları yükseltilmeli ve bu standartlar oluşturulurken engelli bireyler katkısı alınmalıdır. Eğitim ve istihdam fırsatlarının geliştirilmesi. Engelli bireylere eğitim ve istihdam fırsatları sunulmalı. Böylece toplumun tüm alanlarına katılımları teşvik edilmelidir. Toplumsal farkındalığın artırılması. Ayrımcılığı azaltmak ve engelli bireylerin kabulünü ve desteklenmesini sağlamak için sadece Engelliler Haftası değil, yılın tamamında engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve hakları konusunda toplumsal farkındalık çalışmaları artırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Engelli bireylerin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için devlet ve toplum olarak hepimize düşen ortak görevler olduğu bilinciyle engelli bireyleri hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı bir şekilde sunmak, onların sorunlarını öncelleyip çözmek, hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek ve sosyal hayata katılımlarında destek olmak için birlikte çalışmayı talep ediyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda yaşantımızın her alanı eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısıyla düzenlenmelidir. 44 yıldan beri tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Mübessel Yolalmaz'da yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Mesela ben 4 yaşından beri yani 44 yıldan bu yana engelliyim. Benim çocukluğum, okul dönemlerim ve gençlik yıllarım güzel geçti. Önüme çıkan zorluklarla başa çıkmayı başardıysam önce ailemin sonra çevremdeki insanların sayesinde oldu. O yıllarda insanlar yardımsever, merhametli ve acımasız değildi. İnsanlar ve çevrede yapılan yapılar, yollar, kaldırımlar engelli arkadaşların yaşamlarını daha zorlamaya başladı. Evlerine ve iş dünyalarına kapanmaya başladılar. Artık evlerden çıkmanın, sosyalleşmenin zamanı geldi. Yaşamak bütün zorluklara rağmen çok güzel. Kimse bize altın tepside bir hayat vaat etmez. O yüzden bizler savaşarak söke söke alacağız yaşam hakkımızı. Normal insanlar gelecek nesillere iyi ve güzel bir dünya bırakalım, çocuklarımız daha rahat yaşasınlar diye uğraşıyorlar. Bizler de gelecek nesilde engelli olarak yaşamak zorunda olacak kardeşlerimize engelsiz bir dünya bırakmak için taşın altına elimizi koyalım. Birlikten kuvvet doğar. Şimdi zincirlerimizi kırma vakti geldi. O zaman yaşamın her alanında, sokaklarda, AVM'lerde, tiyatrolarda,
sinemalarda, konserlerde, çarşıda, pazarda olma vakti. Biz dışarı çıkmazsak, derdimizi anlatmazsak hiçbir sorun çözülmez. Dertler anlattıkça çözülüyor. Yoksa sadece yılda iki kere gazetelerde fotoğraflarımız ve sistem yazılarımız çıkar, sonra da raflarda yerini alır. Bizler artık yılda iki kere haber kaynağı olmak istemiyoruz. Çözüm odaklı ve yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya ve mutlu engelli nesil için el ele gönül gönül olma zamanı. Eğitim Birsen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki göstererek kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz dedi. Dalgıç, tepkilerini göstermek amacıyla Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını da açıkladı. Eğitim Birsen Edirne Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterdi. Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını belirten Eğitim Birsen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, etkin bir şiddet yasası istediklerini ifade etti. Kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz. Eğitim camiası olarak hazin bir cinayet haberiyle sarsılmış bulunuyoruz. İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahlı saldırıda bulunmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürü kurtarılamayarak vefat etmişti. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Eğitim çalışanları olarak her yeni günde yeni bir saldırı haberi almaktan korkar hale geldik. Öğretmenler bugün maalesef kendilerine yönelik şiddet olayları ile anılır hale gelmiştir. İzmir'de, Ödemiş'te öğrencinin pompalı tüfekle öldürdüğü Ayhan Kökmen'i, Iğdır'da Yücel Düzce öğretmenimizin saldırıya uğrayan öğrencilerini korurken gözü dönmüş kişilerin şiddetine maruz kalmasını, Patmos'un Aktepe köyündeki yatılı bölge okulu müdürü Yusuf Vural'ın, Kayseri Melik Gazi, Kadı Burhanettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Gülhan Şaşmaz'ın bıçaklanmasını unutmadık. Acıları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Görülüyor ki eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmıştır. Maalesef yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Şiddet, toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim hizmetinin üretilmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Değerlendirmesini yapmak haksız ve yanlış sayılmamalıdır. Bu şiddet eylemlerindeki artışta şiddete başvuran kişilerin "yaptığım yanıma kar kalıyor" inancının büyük rolü vardır. Eğitimciler olarak daha iyi bir eğitim için, daha iyi bir müfredat, pedagojik yöntemler, daha ileri amaçlar üzerine kafa yormamız gereken, bugün bu yaramızı konu etmek mecburiyetinde kaldığımız ana sebebi şiddetin ağırlaşan toplumsal maliyeti karşısında bugüne kadar çözüm üretmede yetersiz kalınmıştır. Göz göre göre gelen sorunu, gözümüzün önünde duran soruna gözümüzü kapatarak çözüm bulamayız. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmamasını istediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Eğitimcilere yönelen şiddete ısrarla dikkat çekip çözüm önerilerimizi sunduğumuz her durumda karşılaştığımız yetersiz tutum şiddetin ateşine benzin dökmekten başka bir anlama gelmemektedir. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanını göremiyoruz. Toplumdaki şiddeti eğitimle yok etmenin hesabını yaparken şiddeti eğitimin içine sokmaya davetiye çıkarıcı uygulamaların akılla, izanla, vicdanla, kültür değerlerimizle, hayat anlayışımızla telif edilir bir yanı yoktur. Eğitim çalışanları bir yandan şiddetin toplumun aklını, anlayışını felç etmesine, eğitim başarımızı engellemesine dur demek için genç dimağlar üzerinde emek verirken, diğer yandan şiddetin nesnesi haline gelmiş durumdadır. Şiddetin eğitimi tehdit eden boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmiştir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı, yasal zemini ve idari koşulları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca
buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmasının gereği olduğunu hatırlatmak istiyor. Eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri cezalandırıp ve mağdur eğitim çalışanlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamak üzere bugün yaptığımız basın açıklamasının ardından Cuma günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Ve iş bırakma eylemimizle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe kampanyamızı başlatacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmek üzere topladığımız imzaları yine bir basın açıklaması ile teslim edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimizin uğradığımız saldırılardan duyduğumuz üzüntüyü görmesini, anlamasını ve sorunu çözmek üzere harekete geçmesini bekliyoruz. Burası milli iradenin tecelligahı. İşte eğitimcilerin iradesi, işte eğitimcilerin yetkili sendikası. Tercümanı ve temsilcisi olduğumuz eğitimcilerin çağrılarına artık sessiz kalınmamasını, gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni harekete geçmeye davet ediyoruz. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşıyla Türk vatandaşlarına organizatörlük yapan 3 Irak uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından Edirne'de yakalandı. Edirne'de pes dedirten bir olay yaşandı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 Türk vatandaşı Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bosnaköy'de yakalandı. Türk vatandaşların yurt dışına kaçmasına imkan sağladıkları tespit edilen 3 Irak uyruklu organizatör de yapılan çalışmalar sonucu yakayı ele verdi. Irak uyruklu organizatörler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karayolu trafik haftası kapsamında Edirne'deki bir AVM'de etkinlik düzenlendi. Hoş geldiniz abi. Nasılsınız? İyisiniz. Bu hafta trafik haftası biliyorsunuz. Evet. Türkiye genelinde etkinlikler yapılıyor. Biz de Edirne İl Jandarma Komutanlığı olarak bugün Marge AVM'de. İyi olmuş. En güzel gerek. 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Edirne Marge AVM'de etkinlik düzenlendi. Buradaki amacımız siz değerli vatandaşlarımıza trafiğe yönelik merak ettiğiniz konular hakkında bilgi vermek. Evet, çabamız bu yönde. Çabamız trafik kazalarını nasıl azaltırız? Engellemek. Evet, amacımız bu yani. Evet. Sürücülerin ve araçların bilgilerini buraya girip, evet, bütün bilgilerini, araçların ve sürücülerin bilgilerini burada görebiliyoruz. Evet. Sürücülerin ve araçların ceza işlemi uğradığımızda burada bütün tabletini entegre olarak ceza madde yazdıktan burada otomatik olarak buradan çıkıyor. Evet. Direkt yüze tebliğ vatandaşlarımıza ceza işlemi uygulayabiliyoruz. Hataları ve eksikleri olduğu trafik polisleri ve trafik jandarmaları vatandaşlara ekipmanlarını tanıttı, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Sürücülerin ve araçların bilgilerini tespit ediyoruz. Evet. Sizin TC kimlik numaranızı girdiğinde bütün bilgileriniz bize buraya entegre oluyor. Kaç plakası da girdim aracın bütün bilgilerini biz görebiliyoruz. Evet. Emniyet sigortasını, emniyet şeyleri, muayenesini, bilgilerini görüyoruz. Ekipler alkol simülasyon gözlüğüyle vatandaşlara uygulama yaptırdı ve oluşabilecek kazaları uygulamalı olarak anlattı. Bir de birilerinin canım yanıyor. Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Eşyaları çalınan ev sahibi ise sosyal medya üzerinden hırsıza seslenerek "Sakın eşyaları satma, eşyaları geri getir, ben senin paranı vereceğim" dedi. Sakın eşyaları sağa sola satma, verme, beni telefon numarasından ara, senin ön parajını vereceğim kardeşim. Edirne'nin Keşan ilçesi Cumhuriyet mahallesindeki bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Olay esnasında Sivas'ta bulunan ev sahibi Uğur Saygı, sosyal medyada video yayınlayarak hırsıza çağrıda bulundu. Saygı, "Sakın eşyaları satma, eşyaları geri getir, ben senin paranı vereceğim" ifadelerini kullandı. Hırsıza sesleniyorum, onu ödüllendireceğim. Kardeşim, aldın alacağın kadar eşyaları ne eşyaları elliyorsun sen? Hırsız kardeş, sana sesleniyorum, neyse geleceğim senin paranı vereceğim. Sakın eşyaları sağa sola satma,
verme. Beni telefon numarasından Messenger'san ara. Senin ön parajını vereceğim kardeşim. Neyse elini emeğini vereceğim. Allah razı olsun. Hırsızlık yapmışım. Bravo. Güzel bir hırsızlık o. Öyle fazla eşya sağa sola hırsızlık yapmayın. Adam gibi bileğinizle çalışın. Adam gibi adam olun. Öyle hırsızlıkla adam olunmaz. Tamam mı? Ama senin paranı vereceğim ben. Bir şeyi satma. Ver parasını da benden al. İban'da hemen açacağım senin paranı kardeşim. Tamam mı? Eşyaları da orayı bırak. Sağa sola atma. Nasıl bir ısırsan Allah razı olsun. Bravo. Güzel bir hırsızmışım. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, demiryolu üst geçidindeki yüksek hızlı tren çalışmaları nedeniyle D100 Karayolu Batı girişinin Kapıkule istikamet geçişlerine bir ay süreyle kapatılacağını duyurdu. D100 Karayolu Batı girişi hızlı tren çalışmaları sebebiyle Kapıkule istikameti geçişlerine bir ay süreyle kapatılacak. Konuyla ilgili Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Edirne Valiliği İl Trafik Komisyon Başkanlığı'nın 09.05.2024 tarih ve 2024 Taksim 03-01 sayılı kararı gereği Atatürk Caddesi D100 Karayolu Batı girişi Kapıkule Yolu Caddesi üzerinde bulunan demiryolu üst geçidinde yapılacak yüksek hızlı tren çalışmaları sebebiyle çalışma yapılacak demiryolunun bulunduğu nokta Kapıkule istikametinde bir ay süreyle geçişlere kapatılacaktır. Bu sebeple şehre girişler Süroğlu-Lalapaşa istikametinden yapılacaktır. Çalışmalar esnasında çalışanların ve sürücülerin güvenliği ve konforu için trafik kurallarına riayet edilmesi önemli rica olunur. Rodop Bir Dağ Silsilesi isimli sergi 10 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanatseverlerle buluşacak. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği ile Yunanistan Aleksandropoli Trakya Yaratıcı Fotoğraf Merkezi arasında yapılan kültürel işbirliği çerçevesinde Yunan fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar Edirne'de sanatseverlerle buluşacak. Rodop Bir Dağ Silsilesi isimli sergi 10 Mayıs Cuma günü saat 18.30'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu ve Fuayesi'nde açılacak. Sergi hakkında televizyonumuzda açıklamalarda bulunan Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiz tüm vatandaşları sergiye davet etti. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği olarak Ocak ayında, 20 Ocak'ta Aleksandropoli şehrine gittik. Bu şehirde Trakya Yaratıcılığı Fotoğrafçılık Merkezi ile ortak bir protokol imzaladık. İki derneğin kültürel anlamda turizm, şehirlerimizin yani turizmin geliştirilmesi, aralarında kültürel etkinliğin geliştirilmesi içeren geniş kapsamlı bir protokoldu. Bu protokol esnasında aynı gün Aleksandropoli Tarih Müzesi'nde Epot Nilgülerman Sokağın Gözü sergisini de oraya götürdük. Orada açılış yapılmıştı. Bu bahsettiğim protokol çerçevesinin ikinci ayağı olan ikinci sergisi yarın Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda saat 18.30'da gerçekleşecektir. Yunanlı arkadaşlarımız kendilerini hazırlamış olduğu Bir Rodop, Bir Dağ Silsilesi isimli sergilerini bizlerle paylaşacaklardır. Ben tüm Edirne halkımızı davet ediyorum. Önemli bir etkinliğimizdir, öyle kabul ediyoruz. 10 Yunanlı fotoğrafçı arkadaşımız da yarın bizlerle burada olacaklardır. Ben bize yeri açan, kucak açan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na Başkanı Sezai Irmak'a çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklere biz şahsen iki açıdan bakıyoruz. Birincisi her ülke kendi ülkelerini diğer ülkedeki şehirlerde sergileyerek sunma şansını elde ediliyor. Yani bu vesileyle açıkçası çok net ki turizme bir katkısı oluyor. Ama bir önemli yanı da çok açık ki bu iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine tabii ki haliyle yol açıyor. Bundan dolayı da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri başladı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri başladı. Marga AVM Sinegold Salonu'nda düzenlenen etkinlikte sinema severler birbirinden güzel filmlerin tadını çıkardı. Türkiye'de 20 ilde Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteriyoruz. Bugün başlayan etkinlik ise Türkiye'de 10 şehirde eş zamanlı olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla ve 18 farklı AB ülkesinin büyükelçiliklerinin işbirlikleriyle gerçekleştiriliyor. 18 ayrı Avrupa filmi, hatta ödüllü filmler
gösterime giriyor. Bugün başlayan etkinliğimiz pazar gününe kadar devam edecek. Herkese iyi seyirler diliyorum. Etkinlik hakkında bilgiler veren Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Elif Yardımcı, Avrupa Film Günleri'nin pazar gününe kadar devam edeceğini ifade etti. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 10 ilde başlayan Avrupa Film Günleri etkinliğimizi bugün Margi AVM Sinegold sinemalarında başlatmış bulunuyoruz. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle 18 farklı Büyükelçi İlklik işbirliğiyle 18 farklı Avrupa filmi bugün itibariyle gösterime giriyor. Pazar gününe kadar devam edecek olan filmlerimizde Avrupa kültürünü, Avrupa sanatını sinema severlerle buluşturmayı hedefliyoruz 10 farklı ilde. Bu yıl farklı olarak Edirne'de Cumartesi günü Hollanda filminin gösteriminde Hollanda Büyükelçiliği de sinema severlerimizle gösterimde bulunacak ve filmi izliyor olacak. Biletlerimiz ücretsizdir. Her seansın bir gün öncesinde gişelerden temin edilebilir. Tüm Edirne'de sinema severleri bu özel haftaya bekliyoruz. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkarmak ve failleri yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Dalapaşa ilçesine bağlı Çağlıdere köyünde icra edilen uygulamada kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye faaliyetinde 9.435 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda komando timleri tarafından Hafsa İlçe Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde icra edilen devriye faaliyetinde 9.435 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 9 lira 35 kuruş, en yüksek 9 lira 70 kuruş, ortalama 9 lira 49 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 17 lira 49 kuruş, en yüksek 18 lira 43 kuruş, ortalama 18 lira 16 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 154 lira, en yüksek 252 lira, ortalama 218 lira 30 kuruş. Düve en düşük 181 lira, en yüksek 218 lira 40 kuruş, ortalama 207 lira 54 kuruş. İnek en düşük 130 lira 80 kuruş, en yüksek 184 lira, ortalama 160 lira 98 kuruş. Koyun en düşük 108 lira, en yüksek 133 lira, ortalama 124 lira 52 kuruş. Süt kuzusu en düşük 210 lira, en yüksek 228 lira, ortalama 217 lira 24 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 20 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Fatih Mahallesi Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yolu üzeri numara 1 Taksim 8'deki çiftçi eczanesi. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi numara 10'da bulunan denizim eczanesi. Serbest piyasada dolar 32 lira 23 kuruştan, euro 34 lira 80 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2417 lira 90 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 10.265 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.